Baba ne yapıyorsun ya? Bak vallahi şimdi biri görecek. Ondan sonra vay efendim kıdemli delikanlı Celal Usta çamaşır asıyor diye makara geçecekler bizimle. Bunun makarasını yapan delikanlıktan hiçbir şey anlamıyor demektir kızım. Çünkü delikanlı olan yardım gerektiği zaman yardım edendir. Çocuğa, kadına, ihtiyara. Değil mi? Çünkü varım. Delikanlı çünkü adaletli olmak demektir. Delikanlı kollayan, gözetendir. Hatta yeri gelir hasmına bile yardım eder delikanlı. Değil mi? Ya bunlar böyle ileri geri konuşuyorlar yani. Aslında bunların delikanlılığını anladığı hütsüt yapmak. Delikanlı falan değil ki bu. Bitirim. Bitir Allah'ın. Ne oldu kız? Ben senin gibi adamı nereden bulacağım da aşık olup evleneceğim? Çok merak ediyorum. Olursun olursun merak etme. Bak annenle biz nasıl bulduk birbirimizi? Ha? Gel gel bak. Gel gel. Ay güzel kızım. Demek baba kız baş başa konuşma zamanımız geldi ha. Gelmiş. He benim güzel kuşum. Bak. Bir gün gelecek. Senin karşına da senin hayatına yakışan bir aslan çıkacak. Böyle yüreği kocaman. Bileği sağlam. Mert. Dürüst. Hani ne bileyim. Bolu Bey'ine atar gider yapan Köroğlu gibi. Ya da tepe gözü al aşağı eden Basat gibi. Ya da senin için demir dağları eriten bir ateş. Seni yurt bildiğin baba evinden alacak. Kendi yuvana götürecek. İstemem. Ne körün oğlunu ne öyle dağları eriten ateşi falan. Hayır istemem. Benim Demir abim yani ben demir dağlarımdan memnunum baba. Hey güzel yavrum. Biz de senden memnunuz kızım. Çok memnunuz senden. Bir kere yüzümüzü yere eğdirmedin sen bizim. Şu kapıya bir gün kimse senden şikayet etmek için gelmedi. Okullarını da hep birincilikle bitirdin. Hep başarılıydın. Yeri geldi biz hata yaptık. Sen hata yapmadın Ayşen. Biz senden razıyız kızım. Eğer sen de bizden razıysan. O nasıl laf babacığım? Tabii ki razıyım. Siz benim canımsınız. Ama asıl Allah kimden razı olsun biliyor musun? Beni o gün bizim mantıcının önüne bırakan o. Ayşen, Ayşen yapma. Muhtemelen o bırakanlar senin gerçek annenle babandı kızım. Ya unutma ki. Yani eğer bugün bir aradaysak önce Allah sonra onlar sayesinde. Yani sen hayatını borçlu olduğun gerçek anne ve babanla ilgili saygısız laf verecek bir kız değilsin. Merak etme baba. Gerçek. Gerçek anneme ve babama ben asla saygısızlık etmem. Sen ne güzel bir şeysin ya. Gel bakayım buraya. Güzel kızım.